D3 vitamini mi, K2 vitamini mi? Yani bu kadın mı önemli, erkek mi önemli sorusu kadar bence saçma olur bu soru bence. Nedeni şu, Ben de güzel bir ne alaka soru. diyecektim. Evet, şöyle yani nasıl kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir bütünse, bir mütemmim cüzlerde eskiler, birbirini tamamlayan fasıl. Mütemmim cüzün parçası bunlar. Yani D3, K2 olmazsa, K2, D3 olmazsa fonksiyonlarını yeterince yerine getiremiyor. D vitamini bağırsaktan kalsiyumu emiyor. Ama o kalsiyumun kemik yerine, kalp kapaklarında kemik yerine damarlarda birikmesini K2 önlüyor. Alıyor oradan kemiğe götürüyor. D vitamini yeri geldiği zaman kalsiyumu bulamazsa kemikten kalsiyum çalmaya çalışıyor. Kalsiyum hırsızı haline geliyor. K2 vitamini diyor ki bir dakika hop yapma. Bu bize lazım diyor. Onu engelleyebiliyor. D vitamininin getirdiği kemiğe kalsiyumu ya da D vitamininin emdiği kalsiyumu, böbrekten kaçmasını önlediği kalsiyumu, böbrekte ürettiği kalsiyumu K2 alıyor. Kemiğin içine osteoblastik aktiviteyi artıran özel bir hormon aktivitesiyle oraya bir özel bir protein aktivitesiyle oraya adeta çakıyor. Dolayısıyla özellikle menopoz çağında hatta 40'ından sonraki her kadının ben D vitamini eksiğimi güneşle karşılayamadım dediği zaman D3 alacaksa hazır. Benim tavsiyem imkanı varsa biraz daha pahalı çünkü o. K2 artı D3 kombinasyonunu beraber kullansın ama K2 vitamin olarak almak zorunda mıyız takviye olarak? Evet. Bu önemli. Bence değiliz. Neyle alalım? Çünkü K1 vitaminini aldığınız zaman K1 vitamini çok bedava bir vitamin. Çünkü bütün yeşilliklerde var. En kral da maydanozda var. Çok çok yüksek oranda var maydanozda ama her yeşillikte K1 var. K1'i bağırsağınızdaki bakteriler, probiyotik gücünüz sizin K2'ye çeviriyor. Oradan hazır emiyorsunuz. Yani sizin K1'i K2'ye çevirme fabrikanız aslında bağırsaklarınızda var. Yeter ki bağırsağınızdaki mikrobiyota gücünüz, bağırsaktaki probiyotik rezerviniz yeterli olsun ve siz yeter ki yeteri miktarda K1 alın. Ama ben bunu risk etmek istemiyorum arkadaşlar. İmkanım da var diyorsanız D3 alırken onu K2'lisiyle beraber alırsanız günlük doz 25 mikrogram yeter. Tekrarlıyorum 50'yi geçmeyin. Boşuna paranızı harcamayın. Günlük doz maksimum 25 Yani mikrogramdır. 15 damla gibi bir şeye mi cevap veriyor Damlası yoksa damlayla bir... ölçemeyiz. Şundan dolayı her firma damlanın içine koyacağı miktarı değiştiriyor. Yani bazı damla mesela D vitamininde 5 de aynı olsun şey var. bazı 15 damla. Bazı D vitaminlerinin bir damlası da 500 ünite var veya 400 diyelim. 400 genelde. Bazıları 800 koyarken bazıları 1600 koyabiliyor. Onun prospektini, tarifesini okuyup ona göre kullanmak Peki. en doğru yol. Peki.